Elinizde bir sayı grubu var. 3 tane, 5 tane, 10 tane. Bunların aritmetik ortalamasını almak istiyorsanız bu sayı grubunu topluyorsunuz ve sayı adedine bölüyorsunuz. 10 tane ise 10'a, 5 tane ise 5'e. Tanımı tabii ki genel olarak yazacağız. Elimizde n tane sayı bulunursa bu sayıların toplamı n'e bölünürse aritmetik ortalamalarını almış oluruz. A1'den AN'e kadar elimizde n tane sayı var ise bu sayıların aritmetik ortalaması toplamlarının n'e bölümüdür. Mesela x diye'nin aritmetik ortalamasını hesaplayalım. 2 tane sayı olduğu için aritmetik ortalamaları bunların toplamının 2'ye bölümüdür. X, Y ve Z'nin aritmetik ortalaması 3 sayı olduğu için toplamlarının 3'e bölümüdür. Öncelikle şunu söyleyelim. Eğer bir ifadede sadece ortalama kelimesi geçiyorsa buradan aritmetik ortalamayı anlarız. Üçüncü sınavdan alması gereken not x olsun. 3 notun ortalaması bana 75'i vermeli. O halde yazabilirim. 3 ile 75'i çarpıyorum. 3 kere 70 210. 3 kere 5 15. O halde 225. 50, 70 daha 120. 225'ten 120'yi atarsam 105 kaldı. 5, 6 daha 11. 105'ten 11'i çıkartırsam 94. Demek ki x eşittir 94. O halde 94 alırsa 3. sınavdan ortalaması 75 olur. 12 kadının yaşlarının toplamına k, 8 erkeğin yaşlarının toplamına e diyelim. Tüm çalışanların yaş ortalaması 35. Yani bu ne demek? Tüm yaşların toplamı, bunu kişi sayısına bölüyoruz. 12, 8 daha 20'ye bölüyoruz ve bize 35'i veriyor. Erkeklerin yaş ortalaması ise 32'ymiş. Yani erkeklerin yaşları toplamını erkeklerin sayısı olan 8'e böldüğümde bize 32'yi veriyor. 8'i karşıya çarpı olarak atarsak erkeklerin yaşlarının toplamı 32 çarpı 8 olur. Üstteki denklemde E yerine 32 çarpı 8 yazabiliriz. 20'yi karşıya çarpı olarak 32 çarpı 8'de eksi olarak atarsak bu bize kadınların yaşlarının toplamını verir. Kadınların yaş ortalaması istendiği için ve 12 kadın olduğu için bunu 12'ye bölmemiz gerekiyor. Pay ve paydayı 4 ile sadeleştirebiliriz. 20'yi 4'e böleceğim. 8'i ve 12'yi 4'e bölüyorum. 20'yi 4'e böldüm. 5. 8'i 4'e böldüm. 2. 12'yi 4'e böldüm. 3. 5 kere 35'e bakıyoruz. 5 kere 30 150. 5 kere 5 25 175. 32 ile 2'yi çarptık. 64. Bölü 3 var. 175'ten 64'ü atarsak 111 kalıyor. 111'i de 3'e bölersek 11'de 3 3 kere, 3 kere 3 9 buradan 2 geliyor. 21'de 3 7 kere. Demek ki kadınların yaşlarının ortalaması 37. Karışımın kilo fiyatını bulmak için ödenen toplam parayı toplam kilograma bölmemiz gerekir. 480 liradan 10 kilogram alınıyorsa ödenen toplam para 480 çarpı 10, 300 liradan 20 kilogram alınıyorsa ödenen para 300 çarpı 20. Toplam kilogram 10, 20 daha 30. Birer sıfır sadeleştirelim. Burası 600 yaptı. 600, 480 daha. 1080 bölü 3, 10'da 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9, 1 artı 18'de 3, 6 kere, 1 de 0 geliyor. Demek ki kilogram fiyatı 360 lira. ABC gruplarının yaş ortalamaları sırasıyla 16, 20, 26. Büyük A, büyük B ve büyük C bu gruplardaki yaşların toplamı olsun. Küçük harflerde o grupta bulunan kişi sayısı olsun. Yaş toplamının kişi sayısına bölümü bize ortalamayı verir. O halde şunları yazabiliriz.
A grubundakilerin yaş toplamını o gruptaki kişi sayısına böldüğümde bize 16'yı vermesi lazım. Benzer şekilde yazabiliriz. Bu durumda gruptaki yaş toplamları A grubu için 16 çarpı küçük a benzer şekilde yazılabilir. A ve B gruplarını birleştirdiğimizde ise yaş ortalaması 18 oluyormuş. Dolayısıyla A'dakilerin yaşları toplamı artı B'dekilerin yaşlarının toplamını bu gruptaki toplam kişi sayısına bölersek bize 18'i vermesi gerekir. B ve C gruplarının beraber yaş ortalaması benzer şekilde onun denkleminde yazalım. B ve C'dekilerin yaşları toplamı bölü bu gruptaki toplam kişi sayısı bize 22'yi vermesi gerekir. A artı B'yi karşıya çarpı olarak atalım. Bu durumda büyük A artı B eşittir 18A artı 18B olur. Büyük A yerine 16A yazabilirim. Büyük B yerine de 20B yazabilirim. 18A'dan 16A'yı atarsam sağ tarafta 2A kalır. 20B'den 18B'yi atarsam sol tarafta 2B kalır. Yani 2A eşittir 2B oldu. Bu durumda A eşittir B bulduk. Benzer işlemleri burada yapalım. Bu durumda büyük B artı büyük C eşittir 22B artı 22C oldu. B yerine 20B, C yerine 26C yazabiliriz. 22B'den 20B'yi atarsak sağ tarafta 2B kalır. 26C'den 22C'yi atarsak sol tarafta 4C kalır. 4C eşittir 2B elde ettik. Bu durumda 2 ile sadeleştirirsek B eşittir 2C elde edebiliriz. A B'ye eşit, B de 2C eşit. O halde B yerine 2C, A yerine de 2C yazabiliriz. Yani sadece C parametresine bağlı yazabiliriz. Dolayısıyla 16A 32C olur. A yerine 2C yazdığım için 20B'de B yerine 2C yazarsam 40C olur. C zaten 26C. Bizden istenen 3 grubun yaş ortalaması olduğu için 3 grubun yaşları toplamını yazmam gerekiyor. Hepsinin C cinsine çevirmiştik. 32C artı 40C artı 26C bölü A artı B artı C yazacağım ama A yerine 2C, B yerine de 2C ve C yazıyorum. Yani A artı B artı C yerine C'ye çevrilmiş halini yazdım. Burası 5C yaptı. Pay kısmı da 32, 40'da 72, 78, 88, 98 yaptı. 98C yaptı. C'ler gitti. 98'i 5'e bölersek yaş ortalamasını 19.6 olarak buluruz. Son müfredatta aslında orantı konusunun içinde geometrik ortalama yok. Bazı kitaplar anlatımlarını almış, bazıları almamış. Ancak diziler konusunun içinde geometrik dizi olduğu için ve geometrik dizinin içinde de doğal olarak geometrik ortalama olduğu için başlık olarak geçmesek de biz de geometrik ortalamayı aldık. Yani müfredat dahilinde soru gelebilir. Geometrik ortalama, geometrik ortalaması alınacak sayıların çarpımı ve kök alma işlemine dayanıyor. Kaç tane sayı varsa bunlar çarpılıyor ve sayı adedi kök derecesi olacak şekilde kökü alınıyor. Genel olarak düşünüp tanımını yaparsak n adet sayının çarpımının n'inci kuvvetten kökü bize geometrik ortalamalarını verir. A1'den an'e kadar n adet sayı olsun. Bunların geometrik ortalaması. Önce çarpımlarını alıyoruz. Ve bunların n'inci dereceden kökünü alıyoruz. X ve y'nin geometrik ortalamasını yazalım. X ve y'yi çarpıp 2 tane sayı olduğu için karekökünü alıyoruz. Kök x çarpı y. X, y ve z'nin geometrik ortalamasını yazalım. Sayıları çarpıyoruz ve 3 sayı olduğu için küp kökünü alıyoruz. Geometrik ortalamada çarpma ve kök alma işlemi söz konusu. Aritmetik ortalamada ise toplayıp sayı adedine bölüyorduk. Kaç sayı varsa o adede bölüyorduk. Geometrik ortalama, geometrik ilerlediği için yani çarpma ve kök alma söz konusu olduğu için sayıların yani elde ettiğimiz sonuç aritmetik ortalamaya göre daha küçük oluyor. En fazla eşit olabilirler. Yani aritmetik ortalama ile geometrik ortalama arasında
Aritmetik ortalama büyük eşittir geometrik ortalama ilişkisi vardır. Aritmetik ortalama ile geometrik ortalama arasındaki ilişkiden bahsettik. Aritmetik ortalama büyük eşittir geometrik ortalama dedik. Bunun doğru olduğunu göstermek için tabii ki 2 tane sayı için, 3 tane sayı için, 4 tane sayı için, nokta nokta n tane sayı için göstermek gerekir ki doğruluğu gösterilmiş olsun. Bu cebirsel olarak gösterilebilir. 2 tanesini gösterirsiniz, 3 tanesini gösterirsiniz. Sonra tüme varım kullanarak n tanesini ispatlarsınız. Dolayısıyla bu gösterilebilir. Ama biz burada bunlar uzun süren ispatlar. Sadece 2 sayı için geometrik ispatını göstereceğiz. Bir çember çizdim. Bu çemberin çapını çiziyorum. Çapın bir kısmı x uzunluğunda, bir kısmı da y uzunluğunda olsun. Tercihen x küçüktür y seçtim. Burada x ile y'nin aritmetik ortalaması x artı y bölü 2 olur. Yani yarıçap. Merkezimizde şurası olsun. Tabii y buradan buraya kadar. Yani şu merkezden buraya kadar olan uzaklık x artı y bölü 2 veya bu tarafa olan uzaklık. X ile y'nin ayrıldığı noktadan bir dik çıkıyorum. Şu çevre açı çapı gördüğü için 90 derece oluyor. Buradan zaten dik çıkmıştık. Buraya da h dersek oluşan öklit durumundan h kare eşittir x çarpı y. H eşittir kök içinde x çarpı y olur. Yani yükseklik x ile y'nin geometrik ortalamasıdır. Açıktır ki bu yükseklik yarıçaptan küçüktür. Çünkü ben yarıçapı çizdiğim takdirde, yani şunu paralel olacak şekilde çizdiğim takdirde çember şu noktada merkeze en uzak hale geldiği için aritmetik ortalama geometrik ortalamadan büyük olacaktır. Eğer biz x ile y'yi şu tam ortadan ayırırsak, yani x eşit y alırsak, ökliti buradan oluşturursak o zaman da en fazla eşit olabilirler. Yani eşitlik durumu da x eşit y durumundan geliyor. O halde aritmetik ortalama büyük eşittir geometrik ortalama diyebiliriz. Böylelikle iki sayının ortalamalarından bu ilişkiyi göstermiş olduk geometrik olarak. Aritmetik ortalamaları için toplayıp 3'e bölüyoruz. 3'ü 3'e böldük 1. 9'u 3'e böldük 3. 27'yi 3'e böldük 9. Demek ki aritmetik ortalamaları 13. Geometrik ortalamaları için çarpıp küp köklerini almamız lazım. 9, 3'ün karesi 27, 3'ün küpü, bu da 3 üzeri 1 çarparsak 3 üzeri 6 küp kökten dışarı çıkartırken 6'yı 3'e bölüyoruz. 3'ün karesi yani geometrik ortalamaları 9. 13'ten 9'u çıkartırsak 4. Sayılarımız x ve y olsun. Aritmetik ortalamaları 6. X artı y bölü 2. 6 demek ki. Geometrik ortalamaları ise 4. Bölü 2'yi karşıya çarpı olarak atarsak x artı y 12 olur. Kökleri 4 ise x çarpı y'nin 16 olması gerekir. X artı y eşittir 12 ifadesinde iki tarafın da karesini alalım. Sol taraf x kare artı y kare artı 2x'e, sağ tarafta 12'nin karesi 144 olur. X çarpı y 16 ise 2 katı 32 olur. 144'ten 32'yi çıkartırsak 112 buluruz. Demek ki x kare artı y kare 112. X ve 1'in aritmetik ortalaması x artı 1 bölü 2. Geometrik ortalamaları ise kök içinde x çarpı 1 yani kök x. Aradaki fark 2. Eksi kök x'i karşıya artı olarak bölü 2'yi de çarpı olarak atarsam 2'yi dağıtıyorum. 4'ü sol tarafa eksi olarak alıyorum. İki tarafın karesini alıyorum. Tabii kare aldığımızda elde ettiğimiz değerleri ilk denklemle denememiz lazım. X kare çarpımların 2 katı eksi 6x. İkincinin karesi 9. Sağ tarafta 4x yapıyor. 4x'i de sola eksi olarak alırsam eksi 6x, eksi 4x, eksi 10x yaptı artı 9 eşittir 0. 9'un çarpanlarını eksi 9 ve eksi 1 seçersem çarpımları artı 9 toplamları eksi 10 olur. Buradan
x eşit 9 ve x eşit 1 çıkar. X eşit 9'u test ettiğimizde, 9 koyduğumuzda bakın burası ne yapıyor? 10 bölü 2 5 eksi. Yine burada x yerine 9 koyduğumuzda kök 9 3 ve 2'yi veriyor. Doğru. Dolayısıyla 9 doğrulandı. Şimdi x yerine 1 koyalım. X yerine 1 koyduğumuzda bu durumda 1 1 daha 2 2'ye böldük 1. Eksi kök 1 1. Bakın 2'yi vermiyor. 0 yapıyor. Dolayısıyla doğru değil. O halde x alabileceği değer 9.